İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir içerikle sizlerleyiz. Bir telefon incelemeyeceğiz, bir teknolojik cihaz incelemeyeceğiz ama bir programla ilgili bir kullanım kolaylığından bahsedeceğiz. Aranızda Twitter kullananlar varsa muhtemelen onların içinde de bunu bilenler olduğu gibi bilmeyenler de var. Beğendiğim bir tweet gördüm, o tweetin içerisinde bir video gördüm. Bu videoyu paylaşabilmenin basit bir yolu var mı? Ben bu videoyu indirmek istemiyorum. İkinci bir program kullanmak istemiyorum. Kolay yoldan bunu nasıl paylaşabilirim? Cevabı çok kolay ve birazdan sizlere anlatacağım. Ama öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen videonun altındaki abone ol butonuna basın ve kanalımıza abone olun. Bizleri destekleyin. İçeriğimizi beğenirseniz de hemen aşağıda yer alan yine beğen butonuna basmaktan da geri kalmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu anlatacağım özellik Android cihazlar için geçerli. iPhone'da bunu bu şekilde kullanamayacaksınız. Muhtemelen hemen sizlere gösteriyorum. Twitter uygulamasını açıyorsunuz. Kendi kullanıcı ekranınızla bir şeyi gördünüz. Bir video var. O videoyu nasıl paylaşırsınız? Mesela burada Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bir video var. Bunu paylaşmak isteyebilirim. Ama ben şöyle yapayım. Kendi YouTube kanalıma, daha doğrusu kendi incelet.com'un Twitter hesabına gidelim, buradan bir video bulayım. Paylaştığımız bir videoyu paylaşayım. Hani daha sonra uğraşmayayım. Gördüğünüz gibi şurada bir video gördüm arkadaşlar. Bunu paylaşmak isteyeceğim. Ama tweet'i komple kopyalamayacağım. Videoyu bir şekilde indirmeyeceğim. Sadece şöyle bir şey var. O videoyu paylaşırken o videoyu ilk üreten kişi kimse, Twitter'a onu ilk atan kişi kimse, nereden kopyalamışsak ve telife dikkat ederek geliyorsak, yani ilk kopyalayan kişiye saygımız varsa, ilk üreten kişiye saygımız varsa onun adı da videonun altında yazacak, onu göstereceğim. Şimdi yaklaşın şu taraftaki boşluğa, ekranı da vereyim, sizler de görün. Örneğin şu Renault bir otonom otomobil geliştirdi. Bununla ilgili bir video paylaşıldı. Yukarıda gördüğünüz gibi işte bir üreten yerin adı vesaire yazıyor ama bunu daha önce kim paylaşmış aşağıda yazıyor. Alpan Manas. Ben oradan kopyalamışım incelet.com olarak. Şimdi de Ersin Birdal hesabımla bunu paylaşacağım. Şöyle yapıyoruz. Hemen tweet'in içerisine geliyoruz. Tweet'in üzerine şöyle uzunca bir basıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi panoya kopyalandı yazıyor. Kopyalanan şey ne? Tweet'in tamamı, video dahil tamamı arkadaşlar. Onu sizlere gösterelim. Şimdi şöyle yapalım hatta. Ben kendi sayfama geldiğimde bir tweet atmak için girdiğimde basıp şöyle yapıştır diyorum. Tweet komple geldi. Aşağıda da bir link görüyorsunuz. Bu link o videonun linki. Ama ben bunu şu şekilde kullanacağım. Bazı yerlerini sileyim. Mesela Renault ve Uber kısmı kalsın. Otonom otomobil kısmı da kalsın. Kalmayabilir, silebiliriz de ama ben yine kullanacağım için bırakıyorum. Renault otonom otomobil dünyasına girer diye yazayım. Örneğin bu tweet'i paylaştığımda bakalım ne olacak. Bu şekilde yaptık, paylaştık. Şöyle geldik, en üste geldiğimizde kendi tweet'imi gördüğümde görüyorsunuz arkadaşlar. Renault otonom otomobil dünyasına girer dedim. Aşağıda Renault ve Uber hashtagleri de bulunuyordu. Onu da silmemiştim, silebilirsiniz de. Aşağıda video gözüküyor. Yine kimden kısmına da ben incelette Alpan Manas'tan aldığım için bunu. Yine burada da sanki oradan almışım gibi oluyor. Dolayısıyla video indirmek için hiçbir şeyle uğraşmadım. Herhangi bir ek yazılım bir şeyle uğraşmadım. Ekstra bir bilgiye sahip olmama gerek yok. Kolayca aldım, kopyaladım, yapıştırdım ve istediğim şeyleri yazıp paylaştım. İşte bu kadar kolay. Bu videoyu beğendiyseniz, buna benzer içeriklerin de gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Ve aşağıya yorumlar yazabilirsiniz. Sizin de bildiğiniz ama benim de diğer kullanıcıların da bilmediği kolaylıklar varsa lütfen yazın. Onlarla ilgili de içerikler oluşturalım ve paylaşalım. Bir başka incelemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.